kızıl elma güneş batarken oluşan o kızıllığın elma gibi bir somut varlığa benzetilerek oluşturulmuş addır. Yani güneş her nereden batıyorsa kızıl elma işte orasıdır. Bu bazen Belgrad kızıl elması olur. Bazen Roma kızıl elması olur. Bazen Budin kızıl elması olur. Bazen Viyana kızıl elması olur. Ve bazen de 70 fersah ötede diye tarif edilen bir yer olur, bir ülke olur. Müslümanca ilişkinin en temel ve en ideal ölçeği ve en ideal şekli dostluktur. Ve bu dostluk öyle ki Müslüman olmayanlara da sirayet eder. Yani Müslümanlar birbirlerinin dostudurlar. Müslüman olmayanlar da birbirlerinin dostudurlar ama Müslümanlar kendilerine kötülük yapmayan insanlara da olabildiğince iyi davranırlar. Neredeyse dostane yaklaşırlar. Hani dost değilse bile dostane yaklaşırlar. Kıymetli hocalarımız, yazarlarımız buralarda bulundular. Bizleri bilgilendirdiler, anılarını bizlerle paylaştılar. Müstefit olduk, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ömürleri bereketli olsun. İnşallah yazacakları yeni kitaplardan da istifade edelim diye dua edelim kıymetli hocalarımıza. Tabii yayın evlerimiz var. Yayın evlerimize teker teker teşekkürü bir borç biliyorum. Kıymetli hemşehrilerimize, kitapseverlere, kültür dostlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bugün burada bulunan kıymetli misafirlerimizin şahsında 9 gündür fuarımızı ziyaret eden bütün misafirlerimize, arkadaşlarım adına teker teker teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu vesileyle kitap fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Bu duygularla ben tekraren hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Kitapla kalın hep birlikte.